Vektörler ve skalerlerin ne olduklarını öğrendiğimize göre şimdi de bunları fizik derslerinde hatta günlük hayatınızda da çokça karşılaşacağınız problemlerde nasıl kullanabileceğimize bakalım mı? Günlük hayatınızda dedim çünkü günlük hayatımızda da ne kadar yol kat ettiğimiz, ne kadar hızlı hareket ettiğimiz ya da bir yere varmamızın ne kadar süreceğini cevaplamaya çalıştığımız sorular vardır. Soruyu okuyayım. Şeyma arabasıyla kuzeye doğru 1 saatte 5 kilometre yol alırsa ortalama hızı ne olur? İsterseniz önce vektörler ve skalerlerle ilgili bildiklerimizin üzerinden geçelim. Bize kuzeye doğru 5 kilometre yol aldığını söylüyorlar. 5 kilometre bir büyüklüktür. Başka bir değişikle Şeyma'nın sayısal olarak ne kadar yol kat ettiğini verir. Bu da yön. Şeyma 5 kilometre yol almış deselerdi bu skaler bir değer olurdu kuzeye doğru 5 kilometre dediklerinde ise işin içine yer değiştirme giriyor o halde bu yani kuzeye doğru 5 kilometre bize bir vektör olan yer değiştirmeyi verir bunun 1 saat sürdüğünü de söylüyorlar ve ortalama hızı bulmamızı istiyorlar hız dediğimizde öncelikle birçok tanımı olduğunu söyleyeyim hız bir vektördür. Vektörler ve skaler değerleri ayırt etmek için vektörlerin üzerine böyle minik oklar koyarız. Ayrıca diğerlerine oranla daha koyu olarak da yazılırlar. Böyle bir gösterilme yani bir vektörle karşılaştığınız zaman büyüklüğün yanında yön de önem kazanmaya başlar. Bu arada okun vektörün yönünü göstermediğini de eklemek istiyorum. Bu vektörler için kullanılan ortak gösterimdir. Hız diyorduk hızı bulmak için cismin konumundaki değişme ki bu değişimin yönü de önemli olduğundan yer değiştirmesine demeliyim. Yer değiştirme için s harfi kullanılır. Onun da üzerine bir ok çiziyorum. Yer değiştirme olarak da not edeyim. Bu arada Yer değiştirme için neden S harfi kullanılmış ki diye sorguluyor olabilirsiniz. Cevabı tam olarak bilmemekle birlikte muhtemelen başka bir şeyle karışmaması için o şekilde adlandırıldığını düşünüyorum. Eğer bu sorunun cevabını bilen biri varsa lütfen hepimize aydınlatsın. Ben de bu cevabı kullanarak daha iyi açıklama yapabildiğim yeni bir video hazırlarım. Ne diyorduk? Hız yer değiştirme bölü zaman olarak bulunur. Bunu skaler değerler kullanarak yazacak olursak süratten bahsederiz. Şimdi eğer yön önemliyse bunu yani vektör versiyonunu kullanmamız gerekiyor. Ama eğer yönün çok büyük bir önemi yoksa sürati hesaplıyor oluruz. Evet, süratte kat edilen uzaklık bölü zamanı eşittir. Bunlara ister formül deyin ister tanım işin mantığından yola çıkacak olursak bir cismin ne kadar hızlı olduğunu bulmak için kat ettiği yolu süreye bölmek son derece mantıklıdır. Öyle değil mi? Bu ikisi aslında aynı şeyi anlatıyor ama az önce de söylediğim gibi bu işin içine yönü de kattığı için vektörlerle çalışmamız gerekiyor. Buradaysa yön bizim için önemli olmadığından skaler değerler olan uzaklık ve süratle. Bunlarsa yer değiştirme ve hızdı. Evet. Bu söylediklerim konusunda hem fikirsek artık şeymanın ortalama hızını bulabiliriz. Bu arada ortalama dediklerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Ortalama denmesinin sebebi hızın bu süre içerisinde değişme olasılığıdır. Belirli bir andaki hızı sormadıkları için de hızın sabit olduğunu varsayacağız ve hesapladığımız hız da ortalama hızı olacak. Yine de ortalama kelimesinin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin ve şeymanın hızının değişmediğini kabul edin. Olur mu? Hız yer değiştirme yani kuzeye doğru 5 km. Kuzeyi belirtmek için K harfini kullanacağım. Ya da bir saniye. Başka bir şeyle karışmasın. Doğrudan kuzey yazayım bölü süre olacak. Bu arada bunun da zamandaki değişim olduğunu belirtmek istiyorum. Zamandaki değişimdir. Bunun için zaman zaman t'nin önüne böyle minik üçgen çiziklerini de görebilirsiniz. Bir Yunan alfabesinden delta harfidir ve değişim demektir. Böyle bir şey gördüğünüzde sakın şaşırmayın. Bir şeyin önüne böyle bir üçgen koyuyorlarsa bu o şeydeki değişimden bahsettikleri anlamına gelir. Anlaştık mı? Değişim olarak bunu da not edeyim. Kuzeye doğru 5 kilometre gitmesi 1 saat sürmüş. O zaman zamandaki değişim 1 saattir. Onu da yazıyorum. Bölü 1 saat. Eşittir. Önce sayısal kısmı yapalım. 5 bölü 1. Bir. Birimleri de yazıyorum. Bunları da kesir olarak yazacağım. Kilometre bölü saat. 5 bölü 1 kilometre bölü saat. Kuzeyi de yazmamız gerekiyor. İsterseniz kuzeye doğru saatte 5 kilometre olarak da okuyabilirsiniz. Onu da yazacağım. 5 kilometre bölü saat ve kuzey. Şeyma'nın ortalama hızını bulduk. Eğer saatte 5 kilometre derseniz bu sürat olur ama bizden hızı istedikleri için kuzeye doğru saatte 5 kilometre dememiz gerekiyor. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Bizden ortalama süratini istemiş olsalar yine aynı şeyi yapacaktık. Hatta isterseniz yapalım. Sürat eşittir, kat ettiği yol ya da uzaklık yani 5 kilometre. Bölü zaman yani 1 saat. Bunun sonucu da 5 kilometre bölü saat olur. Bunun skaler bir değer olduğunu yani bize hızın büyüklüğünü verdiğini unutmayın. Vektör olan hız için yönü de vermemiz ya da söylememiz gerekiyor. Bir önceki videodaki birimler metre bölü saniyeydi. Burada ise kilometre bölü saat kullandık diye düşünüyor olabilirsiniz. Başka bir deyişle, eğer şeymanın hızını metre bölü saniye cinsinden bulmak istiyorsanız, burada küçük bir dönüşüm yapabiliriz. Evet, hadi gelin 5 kilometre bölü saatin kaç metre bölü saniyeye eşit olduğunu hesaplayalım. Öncelikle 1 saatte kaç metre yol aldığımızı bulalım kilometreyi metreye dönüştürmek için buraya metre bölü kilometre yazacağım. İşlemi bu şekilde yapınca kilometrelerin birbirini götüreceğini görüyorsunuz değil mi? Peki bir kilometrede kaç metre vardır? Bir kilometre bin metreye eşit olduğuna göre bin metre bölü bir kilometre yazalım. Az önce de söylediğim gibi kilometreler birbirini götürecekler. Bu ikisini çarpınca sonuç 5 çarpı 1000 olacak. Aynı renkte yazayım 5 çarpı 1000. Bu arada çarpma yaparken sıralamayı değiştirebileceğimizi de unutmayın. Birimlere gelince payda metre olacak. Payda da ise saat. Metre bölü saat. Evet, bunun sonucu 5000 metre bölü saattir. 5 kilometre 5000 metredir diye düşünüp bunu aklımızdan da hızlıca yapabilirdik ama bu şekilde açık açık yazınca birimlerin neden bu şekilde olduğunu da daha iyi anlamış oluruz. Ve bu ileride yani karmaşık şeylerle karşılaştığımızda çok ama çok işimize yarayacak bir beceri. Tabi sonucu kontrol etmeyi de unutmamamız gerekiyor ve bunu yaparken de 5 kilometre 5000 metredir diyerek sonucun sayısal olarak çok daha büyük olması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi de saati saniyeye dönüştürmemiz lazım. Sizce saatteki hızı bu olan bir cismin saniyedeki hızı bundan büyük müdür yoksa küçük mü? Ne dersiniz? Doğru. Bir saniye bir saatten çok ama çok küçük olduğuna göre elde edeceğimiz sonuç da bundan çok daha küçük olmalıdır. Peki isterseniz şimdi de neye eşit olduğunu bulalım. Saatin yok olmasını ve geriye saniye kalmasını istediğimize göre saati paya yazacağız. Saniyeyi de paydaya. Bir saatte kaç saniye vardır? Bir dakika 60 saniye. Bir saatte de 60 dakika varsa dakikalar sadeleşir ve geriye 60 çarpı 60'dan 3600 saniye bölü saat kalır. Saatin paya gelmesi için bunun tersini almamız lazım. Evet, tersini alırsak 1 bölü 3600 saat bölü saniye elde ederiz. 1 saat 3600 saniyedir. Bu durumda bu saatler de birbirini götürecek ve sonuç olarak 5000 bölü 3600 metre bölü saniye bulacağız. 5000'i 3600'e bölünce de 1,39 metre bölü saniye buluruz. Şeyma'nın arabası bayağı yavaşmış ya da Şeyma arabayı oldukça yavaş kullanıyormuş öyle değil mi?